Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın da üçüncü en büyük hayvanat bahçesindeyiz arkadaşlar. Gaziantep'in ikinci gün vlogundan hepinize merhaba arkadaşlar. Akkent'teyiz. Akkent'te arka tarafımda cami var ama şu an göremiyorsunuz. Bir tarafımda da nohutçu Metin Usta. Şöyle göstermek gerekirse. Aç mısın? Şimdi geldik, şeyler siparişini verdik. Ben fiyatını vereyim size. Bu sizi niye gösteriyor? Böyle bir gelelim. Nohut ve kavurma 2 yarım 50 lira yapıyor. 25 lira yani yarım şer. Sizler de 25'er liralık yiyorsunuz. Afiyet olsun. Şimdi kayıtta mıyız? Evet. Ben bunu montajlarken çok zorlanacağım. Gençler, nohut kavurma dönümünü yedik. Oradan bir buraya bir ışınlandık. Hayvanat bahçesindeyiz şu an arkamdan da görmüş olduğunuz üzere. Biletleri alacağız. Gişeyi gösterebilir miyiz? Gişeden biletlerimizi alacağız. Öğrenci 15 liraymış bu arada. Tam da 30 lira. Zaten fiyatları görüyorsunuz. İçeriye geçelim. Bir rahat rahat konuşalım şimdi. Bilet alma zamanı. Eğer olur da nakitiniz yoksa, çünkü gişe sadece nakit alıyorlar. Benim gibi böyle bir otobüs kartı da çıkarabilirsiniz ya da temassız herhangi bir kredi kartı da olabilir. Ben otobüs kartını göstereyim. Gaziantep kartı daha doğrusu. Gaziantep kartla o dünkü müzeye de, işte buradaki belediyeye ait olan birçok yere bu kartla giriş yapabiliyorsunuz. Muhtemelen 15 lira çekecek ya da hiç çekmeyecek, bilmiyorum. Öğrenci kart bu. Arkasında da öğrenci bilgileri var. Eğer de nakit bilet gişeden alırsanız da böyle bir bilet var. Maymunların oraya geçiyoruz. Merhaba Maymun Bey. Maymun Hanım, pardon. Sen beni burada dövebileceğini mi zannediyorsun? Evet. Oğlum, bura bizim semt. La, hayırdır? Allah Allah. Hayırdır lan kardeş. Önce bunlara çok yakında yaklaşabiliyorduk biz. Evet. Ama insanlar burada çekirdek veriyor, sigara içiriyor falan gibi olaylardan sonra böyle ilk bir şey atıldı buraya, tel atıldı. Çerez yediriyorlardı hayvana. Servet, gel oğlum Servet. Ne yapıyorsunuz la burada? He? Daha büyük, daha böyle heyecanlı tigerların, kinglerin oraya gidiyoruz. Tam king olanların yanına. King olan ne mesela? Aslan. Heh, demek ki sizde bu canlanıyor. Başka aslan. King daha var, evet. Çita falan var mı? Çita var. Puma. Puma var. Goril de mesela bir şeydir. Goril var. Kardeş, bak hele kardeş. Dokunmayı çok istiyorum şu an ona. Niye teselli mi yapacaksın? Merak ettim. Oraya geçemiyoruz ki. Ağzını içeri sok kamerayı, öyle olmadı. Hadi çağırsan gelsin, ne gidelim. Aa, geliyordur. Sikim. Gel. Gel. Çok güzel bir anda herkes video çeksin. Nasıl yapayım? Eller. Eller nasıl garip. Siyah. Abi. Yorulmasın, ne satmış ya. Gel gel, buraya gel. Sağ ol. Atla. Ne dinliyorum? Sakalın beyazlamış hem mi ya? Ne derdi var ki diyorsun.
Arkadaşlar spor yapmanın faydalarından bahsedeyim size. Spor yapan ve her gün evde yatan. Ayşegül konuş. Konuşamaz. Konuşamaz çünkü nefes nefese. Evet, yolculukta Ayşegül hiç video çekmediği için böyle gene bir ışınlandı. Fat dedik, böyle bir Galle Park'a şöyle şatafatlı bir giriş yapalım dedik. Şatafatlı dolmadı. Abicim her yerde çim kokuyor. Taze çim içilmiş. Ben bu kokuyu seviyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama. Evet, yeni yeni villalar yapılıyor Galle Park'ın yanına. Şöyle bir manzarayla günümüze devam ediyoruz. Dikkat ederseniz bulutlar bu taraf, kara bu taraf, açık. Antep bugün çok hem yağmur, bir bölgesine yağmur yağıyor, bir bölgesine yağmıyor. Öyle bir güne denk geldik. Çok güzel park yapılmış ve evet, beklediğimiz sokak orada. Japonya'ya geldim diye şimdi bir giriş yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Memleketime geldik. Burası hep benim yerim. Galle Park sizin de YouTube'da en çok araştırdığınız son zamanlardaki yerlerden birisi ve sosyal medyadaki şu an tek YouTube içeriğini ben üretiyorum burada. İlkim yani. Buraya şu an okullar da gezi düzenliyor. Eğer arka planda çocuk sesi duyarsanız bizi maruz görün. Mazur görün pardon, maruz. Eline kamerayı alan zaten buraya geliyor. Yeni bir park, bisiklet yolundan görüyoruz ama bir şey olmaz yani. Şimdi buradan zaten şuradan yine Japon Garden yazıyor, Japanese Garden diye. Japon bahçesi. İçeriye geçelim. Şimdi ayda çok bir kere alanları var. Japon sokağı gerçekten de insana huzur veriyor. Yani ileride buralar çok kalabalık olduğunda bu kadar huzurlu olmayabilir. Ama şu an gerçekten pazartesi, haftanın ilk günü. Hafiften de böyle bir yağmursu bir hava var. Ondan dolayı bence kimse yok. Çok huzurlu, çok güzel bir hava var burada. Aslında tam Japon tasarımlarının olduğu yer. Arka planda da böyle hafiften Japon, böyle Japon kültürünün bir müziği var. Böyle flüt mü diyorlar, ne diyorlar ona? Ondan çalıyor. Onun adını merak ettim bu arada. O sesten var. Şu an tam içine doğru girmek üzereyiz. Ayrı bir hoş ya. Şöyle samuray. Acaba acaba. Konnichiwa. Okay. Konnichiwa. Size nasıl yardımcı olabilir Türkiye? Arkadaşlar şurası Japonya, burası da Çin, Çin bahçesi, Chinese Garden. Arkadaşlar tüm gelen Çinliler, Japonlar burada. Az önce Çin'deydik, şimdi az önce Japonya'daydık, şimdi Çin'e geçtik de. Baktım herkes gelmiş dua ediyor, böyle bir şeyler yapıyorlar falan. Dedim ne yapıyorsunuz? Dua okuyoruz abi dedi. Onun dua öyle mi okunur dedim. Bir Fatih okudu. İçeride mezar varmış. Dedemin dedesinin 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 o zaman da Çinlere alan Cengiz Han var ya, onun mezarı abi burada. Çıkın çıkın gelin. Espriye bak. Hadi. Çarpılmayız değil mi diyor. Sen ne video çekiyorsun yoksa? Nasıl fotoğraf çekiliriz de. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Galle Park uzunlamaya bir park gerçekten. Çin sokağıyla, Japon sokağıyla ayrı bir hava katıyor buraya. İçerisinde DJ seti de bulunuyor. Kendi müziğinizi çalıp dinleyebiliyorsunuz. Ancak oralar size gösteremedik. Çünkü zamanımız çok kısıtlı. Buraya gelirseniz rahat bir yarım saat, 40 dakikanız olur. Hatta fotoğraf falan çek derseniz 1,5 saatiniz net gidebilir. Yani çerezinizi merezinizi alın. Yerlere çöp atmamak kaydıyla, yerlere çekirdek atmamak kaydıyla
Gidip burada çok rahat, temiz bir pikniğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşınızla kahvenizi manzaraya karşı içebilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sayonara.